Bismillahirrahmanirrahim. Efendim hepinizi muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Bir Arapça mantık dersimizde tekrar birlikteyiz. Hemen müsaadenizle metnimizi açmak istiyorum. Oradan devam edelim. Gördüğünüz gibi lafızlar bahsini, lafzın çeşitlerini işledik. Bu bağlamda lafız konusuyla doğrudan ilgili olan iki kavramı da bize müellif verecek. Bunlar da gördüğünüz üzere müfret ve mürekkep sözcükleri. Hiç kuşkusuz bu konu ele alındığında hem müfredin hem mürekkebin mantıkçılar açısından, dilciler açısından, fıkıh usulcüleri açısından farklı tanımlarla farklı karşılıklara tekabül ettikleri bir gerçektir. Benim akademik rehberlik konuşmalarımın içinde yaptığım dil üzerine konuşmayı bu vesileyle tekrar dinlemekte fayda olabilir. Burada müfret ve mürekkep konusunda müellifin bize vermiş olduğu bilgilerin çok sade, öz bir giriş mahiyetinde olduğunun altını çizmeliyiz. İleride farklı okumalarımızda müfret ve mürekkep konusunun daha detaylı bir biçimde ele almaya inşallah çalışacağız. Burada bir taraftan müellifin müfret ve mürekkebi bizi nasıl tanıttığına bakalım. Diğer taraftan da bu ders vesilesiyle bu düzeyde söylenmesi gereken bazı hususlara da naçizane ben dikkatinizi çekmeye çalışacağım. Şimdi biz yukarıda anlama delaleti bakımından lafızları taksimata tabi tutmuştuk bir önceki derste. Şimdi de burada bir taksimden söz ediyor. Yani kasimul lafz bi itibari delaletihi ala manahu ila kısmeyni. Burada derse hemen girmeden önce müsaadenizle bir hususun üzerinde durmak istiyorum. O da şu sözcükte geçen ve yine burada da ifade edilen bölme işlemi anlamına gelen taksimden bahsetmek istiyorum biraz. Taksim. Evet. İleri derslerimizde farklı boyutlarıyla ele alacağımız bu konu şimdi bir yönüyle zat-ı hallerinize arz etmem, takdim etmem gerektiğini düşünüyorum. Mantıkta taksim ve mantıkta tasnif son derece önemli bir şeydir. Taksim her zaman bir bütünün parçalarına ayrışmasıdır. Bir bütünü parçalarına ayırırsınız. Buna taksim denir ve sonra parçaları bir bütüne dönüştürürsünüz. Buna da tasnif denir. Yani parçalara ayırma işlemi taksimdir. Parçaların birleştirilmesi işine de tasnif diyoruz mantıkta. Ve bu mantıkta çok son derece önemli bir konudur. Burada da bir ayrıştırmadan söz ediyoruz. Bir bölmeden, bir ayrıştırmadan. Ve her bir ayrıştırmada mutlaka bizim dikkatimizi çeken şöyle önemli bir hususun olduğunu görürüz. Bunu farklı bir renkle ifade etmek istiyorum. Bakın, yenkasimul lafz, lafız bölünür, parçalanır, ayrıştırılır. Bi itibari delaletihi ala manahu, anlamına delaleti itibariyle, bakın bir itibar, yönüyle, şu yönüyle ayrıştırılır. İşte bu yönüyle ayrıştırılmaya mantıkta maksim denir. Maksim, bu son derece önemlidir. Yani bir şeyi neyi esas alarak bölüyorsunuz? Bir şeyi neyi dikkate alarak ayrıştırıyorsunuz? Böylece konumuz lafız. Mesela lafzı yukarıda da ayrıştırdık. Ama orada bir itibar farklıydı, burada bir itibar farklıdır. Yani şunu zihinlerimizde tutmamız gerekiyor değerli öğrencilerim. Maksim her zaman taksimi belirleyen ana unsurdur. Maksim değiştikçe
taksim de değişir. Bir lafız bir maksimle üçe ayrılır, başka bir maksimle beşe ayrılır, başka bir maksimle ona ayrılabilir, başka bir maksimle hiç ayrılmaz ya da daha az, daha çok ayrışma sebebiyet verebilir. Şimdi demek ki herhangi bir bütünü parçalamaya, taksim etmeye başladığımızda ilk belirlememiz gereken şey maksimin ne olduğudur. Maksimin ne olduğudur. Böyle olduğunda maksim taksimde çok önemli bir unsurdur. Peki tasnife geldiğimizde, parçaları birleştirdiğimizde burada da sınıftır. Hangi sınıfı esas alarak parçaları birleştiriyoruz? Ortada bir grup insan var. Bu insanları parça parça insanlar. Bunları birleştirmek istiyoruz. İşte burada da ayrıştırırken nasıl maksim gerekiyordu, tasnif ederken de sınıflamak gerektirir. Sınıflayalım. Öğrencileri sınıflayacaksak öğrenci olanları bir araya toplarız. Tüccarları diyeceksek bir araya, doktorları diyeceksek bir araya, öğretmenleri diyeceksek, bakın öğretmen, tüccar, öğrenci, bunlar sınıftır. Demek ki tasnif sınıf üzerinden, taksim maksim üzerinden yapılır. Şimdi burada o zaman iki kısımdır diyor bakın. İki kısma ayrıldık. Peki maksimimiz nedir? Manaya delaleti, anlama delaleti bakımından müfret ve mürekkep olarak ayrıştırıyormuşuz. Anlama delaleti. Peki anlama delaletini de biraz netleştirelim, okuyalım. Burada elif birincisi el müfret. Müfretten bize şimdi bahsedecek. Diyecek ki el müfret ve yaksidul mantıkiyyune bihi. Mantıkçılar bu müfretle şunu kastederler. Burada da şu kasıt üzerinde birazdan müsaadenize duracağım. Şu ibareyi okuyalım. Tekrar bu kast üzerinde birazdan duracağım. Demek ki bir elif, mantıkçılar müfretle neyi kastediyorlar? Evvelen birincisi, el-lafzul lezi la cüz'e lehu. Yani bir lafız ki parçalanamıyor, bölünemiyor. O zaman şöyle belirleyelim, bölünemeyen lafız. Yani parçalarına ayıramıyorsunuz. Parçalarına ayırdığınızda artık o lafız olmaktan çıkıyor. Ya da bir manaya delaletini bozuyorsunuz. Örneğin ev, bu bir manaya delalet eden lafızken bunu e'ye ve v'ye ayrıştırdığınızda artık bunlar herhangi bir anlama delalet etmez. Dolayısıyla da müfret parçalanamayan, parçasını ayrıştırılamayan ya da tersinden söyleyelim, parçası olmayandır. Parçası olmayanla parçaya ayrılamayan şey burada birbirine tekabül eder. Aynı şeyi söylüyoruz. El-lafzul lezi la cüz'e lehu. Cüz'ü yok. Burada örnek vermiş. Bu örnek önemli. Mislul b. B harfi. Burada bir eliften. B'den söz ediyoruz. Evet. Min kavlike ketebtu bil kalem. Kalemle yazdım sözündeki o B harfi cerindeki B bir anlama delalet eder. Yazının ne ile yazıldığını gösterir. Yani bir itibaril mana, bir manası var. Bir manası var. Bunun ancak bunun cüz'ü yoktur. Mesela vaka yaki korumaktan ki sonra H eklenmiş biliyorsunuz ki yapmışız ki emirdir. Koru demektir. Bunu da parçalayamayız. Bu da cüz'ü yok ama anlamı var. La cüz'e lehu ve lakin lehul mana. Cüz'ü yok ama anlamı var. Peki burada dikkat edersek müellifin söylemeye çalıştığı şey şu. Yani tek bir harfe indirgendiği halde bir anlamı olup tek bir harf olması bakımından da cüz'ü bulunmayan. Bu müfredin en taban halidir. Fakat şunu söyleyelim, burada müellifin ihmal ettiği hususu netleştirelim, bunu söylememiz gerekir. O da şu,
terkip içindedir bu. Yani cüz'ü olmayan müfredin manaya delaleti bir terkipte yer alır. Yani şu mantıkçılar için bir anlama delalet etmez B harfi. Yani mislul be min kavlike diyor bakın. Min burada mini beyaniyedir. Min kavlike. Terkip içindeki B demektir bunun anlamı. Yani bir terkipte yer alan, mürekkep bir cümlenin içinde yer alan bir harfi cer. Aşağıda buna edat diyeceğiz. Bir harfi cer. Bunun bir anlamı var ama harf olmak bakımından değil, bir terkip içinde yer almak bakımından bir anlamı vardır. Öyleyse bu kaydı koymamız lazım. Cüz'i olmayan harflerin manaya delaletleri terkip içinde söz konusudur. Mürekkep olduklarında söz konusudur. Yoksa B burada yazdığım gibi bir manaya delaleti söz konusu olmaz. Kı da öyle. Bir emir olduğunda, yani bir hitap olduğunda, birine kıh dediğiniz zamandır anlamı. Bu itibarla kı fi'lu emrin min vakayaki, bakın fi'lu emrin zaten. Emir fiilidir. Fiilen kıh denmiş yani. Denmeden öyle orada duran kaf harfi bir emir fiil değildir. Yani fiil-ü emir değil yani. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Saniyen ikinci husus burada son derece önemli. Diyor ki şimdi müfretteyiz daha. Müfredin birincisi cüz'ü olmayandı. Şimdi burada cüz'ü olacak. El-lafzul lezî lehu cüz. Burada da öyle bir lafzımız var ki bunun cüzleri var. Yani parçalara ayırabiliyoruz işte benim ev yazdığımdaki gibi. İlla ancak enne cüz'et lafz. Bu lafzın cüzleri la yedullu ala cüz'il ma'na. Anlamın da bir cüz'üne delalet etmez. Yani lafzın cüz'leri vardır fakat mananın cüz'leri yok. Dikkat buyurun, bura önemli. Şimdi birazdan kasıt ve mana üzerinde duracağım. Bunu ayrıştırmamız, netleştirmemiz lazım. Şimdi cüz'leri olan bir lafız bir manaya delalet ediyor. Bir lafız ki cüz'leri var. Elimizde bir lafız. Birazdan onun örneklerini zaten göstereceğiz. Elimizde bir lafzımız var ve bunun cüzleri var. Fakat bunun cüzleri var da mananın cüzleri yok. Bu cüzlerin toplamı bu manaya delalet ediyor ve bu lafzın cüzlerinin her bir tanesi bu manaya delalet etmez. Yani o cüzler bir bütün olduğunda o manaya delalet eder. O cüzleri lafzın cüzlerini ayrıştırdığınızda bu manaya delalet etmez. Ne zaman? Hine huve cüz'ün lehu. Yani mananın bir cüz'ü olduğunda, o manayı gerçekleştiren bir cüz olduğunda, cüz halinde delalet etmez. O cüzlerin toplamıyla delalet eder. Misli Muhammed, Ali, Kara'e bakın. Bunlar birer lafız mıdır? Evet. Cüzleri var mı? Evet, bakın. Mim, ha, mim, dal, ayın, lam, ya, cüzleri var. Peki bu cüzlerin herhangi birisi mim ya da ha ya da dal bu terkipten yani bu lafızdan ayrıştırırsak bir şahsa delalet eder mi? Bir isim anlamına delalet eder mi? Hayır, etmez. Bu itibarla bitiriyor. Şu ifadeyi okuyalım. Bir hususun üzerinde duracağım. İzen o durumda
Bu durumda el mufret izen el mufret indel mantıki huve. Bir mantıkçı için o zaman müfret şu anlama geliyor. El lafzul lezi leyse lehu cüz'ün yedullu ala cüz'i manahu hine huve cüz. Cüz olmak bakımından, cüz olması itibariyle anlamın da herhangi bir cüz'üne delalet etmeyen cüzlerden oluşan lafızdır. Yani lafız ki cüzleri var. İşte burada Muhammed'de Ali'de olduğu gibi. Lafız ki cüzleri var. Cüzler ki cüz olduğunda yani ayrıştığında A, B, C'ye dönüştüğünde bunların herhangi bir anlama delaleti söz konusu olmaz. Ya topluca olur. Bir daha okuyalım. El lafzul lezi leyse lehu cüz'ün yedullu ala cüz'i manahu. Manasının cüz'üne delalet eden bir cüz'ü olmayan lafızdır. Bunun efendim şimdi aşağıda el mufret ala selaseti aksamda kısımlarında bunun daha da netleştiğini göreceğiz. Bazı cüz'lerinin anlamına delalet ettiklerini göreceğiz. Peki şimdi burada bize müellif bu iki nokta üzerinden bir lafzın manaya delaletinin nasıl gerçekleştiği üzerinden müfredi tanıtırken vurgulamak istedi ki müfred bir zaten hiç cüz'ü yok. İşte B ve G gibi. Müfred cüzleri var fakat bu cüzler cüz olduklarında cüz olmaları itibariyle bir manaya delaletleri söz konusu olmaz. Bu cüzler bir bütün olarak manaya delalet ederler. Şimdi burada değerli arkadaşlar şu üç önemli kavramı bir müsaadenizle netleştirelim. Bir, mana. El-mana. İki, mefhum. Üç, mıstak. El-mefhum. El-mıstak. Evet. Bu ifade ettiklerimizin ve birazdan okuyacaklarımızın zihnimizde daha netleşmesi bakımından bu üç anlamın neye tekabül ettiğini efendim ne yapmamız gerekiyor? Anlamamız gerekiyor. Şimdi bunun için de şöyle bir şema çizmemiz gerekir. Onu da farklı bir renkle çizelim görsel bakımdan netleşmesi için. Elimizde bir lafzımız var. El-lafzu lafız var. Şimdi bunun bir tasavvuri olanı var. Yani zihinde sadece akılda tasavvuri olanı var. Bir de tasdiki olanı var. Bunları daha önce görmüştük. Tasavvurat ve tasdiki olanı. Şimdi tasavvuri olan ile tasdiki olan mıstak dediğimizde bu tasdiki olanı kastediyoruz. Şimdi tasavvuri olduğunda bir şey bunun bazen bir tasdiki yani buraya onu da yazalım hariç, fil hariç diyoruz buna. Vakide, hariçte, realitede bir karşılığı olması, olgusal bir karşılığının olmasıdır mıstak. Zihinde olanın hariçte de bir karşılığı bazen olur, bazen de olmayabilir. Yani bir şey mücerret tasavvuri de olabilir. Bir şey hem tasavvuri hem de mıstakı olabilir. Örneğin insan. İnsan tasavvuri bir şey midir? Evet. Tasavvurumuzda insan dediğimizde bir tasavvuri bir manası vardır. Buna insanlık diyoruz. Peki bu insanlık tasavvurunun, insan tasavvurunun mıstakı var mıdır? Evet. İşte siz, biz, ben bunlar biz de mıstakız. Bu tasavvurun karşılığıyız. Onun için mantıkçılar derler ki dikkat duyunuz. Bir lafız ile bir ne kastedilmişse bu manadır. Yani izâ kuside kastedildiğinde bir lafızda bir şey fehuvel mana maksut manadır.
Peki ve izâ fuhime bir şey anlaşıldığında o da mefhumdur. Fehm olunan da mefhumdur. Mefhum. Bu mefhum, mana ve mefhum muttehidan aynı anlama gelir. Mana eşittir mefhum, mefhum eşittir mana olur. Ne zaman tasavvuri olanla tasdiki olan aynı olduğunda. Yani insan eşittir hayvanın natık olduğunda, insan sözcüğünün mıstakı hayvanın natık olduğunda, bu insan hayvanın natık hem mana hem mefhum müttehiden birdir. Ama insanın sadece natıkı kastedersek ve natıkla insanı kastederseniz bu mana olur ya da ondan birisi insanı anlarsa bu da mefhum olur. Böyle bir ince ayrımı da var. Kasteden bu mütekellimdir. Kastıyla mana, anlayan da anladığında mefhum şeklinde ayrışabilir. Bunları ileride daha farklı boyutlarıyla inşallah konuşacağız. Ancak burada mana, mefhum ve mıstak ilişkisi içerisinden müellifin müfret lafızları, mürekkep lafızları bize anlatırken müfredin çeşitlerini ele aldığı bu dersimizde mefhum nedir, mana nedir, mıstak nedir, mananın mıstaka uygunluğu, mefhumun mıstaka uygunluğu, tasavvuri olanın tasdiki olanla uygunluğu, bunların daha önceki yapmış olduğumuz derste verilen bilgilerle sürekli birleştirilmesi ve zihnimizde netleşmesi gerekiyor. Şimdi buradan tekrar konumuza inecek olursak, o zaman diyor ki müellif, el-lafz, el-lezi leyse lehu cüz, bunun bir cüz'ü yoktur. Cüz'ü yoktur. Ne manada cüz'ü yoktur? Yedülle ala cüz'i manahu. O lafzın manasının cüz'üne. Bakın mananın cüz'ü. Cüz'i manahu. Yukarıda söyledik ya. Şurada. Bakın mana. Manayı parçalayamıyoruz. Mananın cüz'leri yok. Bir cüz'ü mananın başka bir cüz'üne tekabül eder gibi bir karşılığı yok. Neden? Hine huve cüz. O lafzın bir cüz'ü olması bakımından cüz olarak bir manaya tekabüliyeti söz konusu değildir. Bu bakımdan vel müfret ala selaseti aksam, bakın müfret bu yönüyle üç kısma ayrılır. Üç kısımdır. Peki o zaman bu üç kısmı görelim. Bakalım müfret ne oldu, ne olmuyor, onları anlayalım. Bir, müfret lafız el ismu isim olur. Ve bu isimler, bakın bu isimler müfret isimlerdir. Cüzleri var fakat bu cüzlerin her biri cüz olmak bakımından mananın cüz'üne delalet etmez. Çünkü mananın cüz'ü yok. Mesela mislu kalem, medrese. Bunların bir anlamı var. Evet. Peki bu kalemden anladığımız anlama kaf harfinin kalemin ucuna, kalemin şekline, kalemin rengine vesairesine, o kalem anlamının herhangi bir parçasına kafın, lamın, mimin bir delaleti var mı? Hayır. İşte onu demek istiyor yukarıdaki ifadeler. Ama burada bizi ilgilendiren nedir? İsimdir. Peki isimler o zaman mantıkçısı için varlıkların adlarıdır. Varlıkların adıdır. Bir varlığa işaret eder. Söylendiğinde dinleyen kişi o lafızdan hareketle bir varlığa işaret edildiğini anlar. Medrese dediğinde okul aklımıza gelmesi, kalem dediğimizde kendisiyle yazı yazdığımız şey akla gelmesi gibi. Şimdi burada mantıkçıları dilcilerden ayıran çok önemli bir ikinci ayrıma geliyoruz. Bunu dil üzerine yaptım. Konuşmada da söylemiştim. Özellikle Farabi'ye atıfta bulunarak, uşağıda olsun. Farabi'nin Risale fil Mantık, bunu inşallah imkan olursa size okutmayı düşünüyorum. Fil Mantık. İlgi duyan öğrencilerimize
Orada özellikle bakın وَهِيَ الْفِعْلِ فِي عِلْمِ النَّحِوِ. Nahivcilerin fiil dedikleri şeye mantıkçılar kelime derler. Çünkü harace yedhulu dikkat buyurunuz bir fiil değildir. Fiil bir arazdır ve eylemdir. Ben dikkat edelim. Fiil bir arazdır ve eylemdir. Ama harace yedhulu mantıkçı diyor ki bunlar lafızdır. Lafızdır. Dolayısıyla bu eylem değil. Bu harece çıkmak, yedhulu girmek bir çıkanın ya da bir girenin fiili eylemi olduğunda yani harace zeydun olduğunda yedhulu amr olduğunda fiil olur. Onun için buna fiil denmez. Bu kelimedir diyor kelime. Mesela üçüncüsü el edatu bakın mislu fi an ve hiyel harf fi ilmin nahv. İlmin nahvde harf denilen şeye mantıkçılar ne diyor? El edat diyor. Edat. Çünkü bunlar harf değil. Mantıkçı harf için neyi kabul ediyor? Harfi yani mucemi kastetmiyor. Elifbayı kastetmiyor. Ya terkip içindeki B'yi yukarıda örnek verdi ama terkip içinde olmak koşuluyla. Anlamı var. Yani bir anlama delalet ediyor. Dolayısıyla fi, an ve benzeri inne, enne, keenne, leyte, lealle bunlar harf değil, bunlar edattırlar. Peki ne fark var edatla harfin arasında? Edatlar aslında anlamı olan parçacıklardır. Fakat bu anlamlarını terkip içinde kazanırlar. Terkip içinde kazanırlar. Harf dediğimiz zaman bu herhangi bir anlama delaleti olmayan elif ba ile iltibası önlemeye yönelik. Onun için dikkat ederseniz kelime müfredin lafzın üçe ayrılmasında mantıkçı hassasiyetine baktığımızda burada delaletin netliğine nasıl efendim dikkat edildiğini görüyorsunuz. Delaletin açıklığı ve netliğine dikkat etmemiz gerekiyor. İsim, kelime ve edat tanımı ayrımı. Ama nahive gelince bunları nahivciler neyin altına koyuyor? El kelime. Kelimenin altına koyuyor. Kelime ne diyor? İsim, fiil, harf diye tanımlıyor nahivci. Evet. Ama mantıkçı böyle yapmıyor. Neden? Çünkü nahivcinin taksimi mantıkçıya göre maksim açısından sağlıklı değil, iltibasa imkan sağlıyor. Nedir bu iltibas? Edat mesela elif ba ile karışır harf dediğin zaman. Ama edat dersek karışmaz. Evet. Çok özür dilerim. Daha tam iyileşmedim. Böyle ani öksürüklerim geliyor. Çok çok özür dilerim. İnşallah kısmet olur. Fahri abi merhumun Kitabul Hurufunu okuyabilirsek bir kısmını en azından. Neden kitabın adına Kitabul Huruf dediğini ve orada aslında doğrudan edatlardan başladığını ya da inşallah farklı boyutlarıyla ele alma ve konuşma imkanımız olur. Demek ki nahivcilerin müfredi, bakın müfredin taksiminin altına koyuyor bunu. Nahivci kelimenin taksimi altına, mantıkçı müfred lafzın altına koyuyor. Evet, şimdi gelelim mürekkebe. Mürekkebi ele alalım. Diyor ki mürekkep ve yusemma el kavlu. Bunları yine dil konuşmama bakarsanız aradaki farklara da dikkatinizi çektiğim anlam ilişkilerine, nüans farklarına sizin için daha iyi olur. Evet. Mürekkep el kavludur.
Ne demek el kavl? Ve huve lafzul lezi lehu cüz. Kavl de bir lafızdır. Ama cüzleri var. Yedullu ala cüz imanahu hine ve huve cüz. Bakın. Cüz olduğu halde bu terkibin, mürekkebin cüzlerinin anlamına bir delaleti söz konusu olur. Yani o zaman mürekkep öyle bir karşımıza terkibi bir lafız çıkarıyor ki şunun bir mürekkep kavl olduğunu düşünelim. Bu kavl olsun, mürekkep kavl. Bunun şu odacıklarında her birini sözcükler olarak düşünelim. Bu cüzlerden oluşuyor. Mesela A, B, C, D, E cüzlerinden oluşuyor. Şimdi bu A cümlelerinin her biri, buna dizge diyoruz diyorsunuz analitik felsefede. Bu dizgedir. Dil felsefecilerin çok önemsediği bir şeydir. Bu bir dizgedir. Bu dizgenin toplamda bir anlamı vardır. Bu toplamdaki anlam bu A, B, C, D, E sözcüklerinin bu dizgeyle terkibini zorunlu kılar. Bu terkibi bozduğunuzda anlamda değişir. Bu terkibin her bir bileşeni bir anlam ortaya çıkarır. Dolayısıyla her bir terkip bir anlama, o terkibe özel, özgü ve mahsus bir anlama delalet eder. Önce birincisi bu. Yani demek ki bir, bunların bir dizge olarak toplamda bir anlamları var. İki, A'nın bu terkibin bir cüz'ü, B'nin yine bu terkibin bir cüz'ü, keza C, D, E'nin bu terkibin bir cüz'ü olmaları bakımından A'nın da kendine özgü bir anlamı, B'nin de kendine özgü bir anlamı, özel olarak cüz oldukları halde bir anlamları vardır. Yani buradaki cüz, dikkat edin, buradaki cüz bir terkibin cüz'üdür. Müfredin cüz'ü değil, dikkat edin. Bu cüz mürekkebin bir cüz'üdür. Müfredin değil. Yukarıdaki müfredin cüzlerini konuştuk. Mesela örneğe dikkat edelim. Mislu renginde değiştirelim. Örnek. El hamru mudirrun. Şarap zararlıdır. Bu bir cümle midir? Evet, müpteda haber cümlesi. El hamru mudirrun. Şarap zararlıdır. Cümledir. Güzel. Şimdi bu cümle bu terkibiyle şarabın zararlı olduğunu söylüyor mu? Evet. Peki bu cümle kaç sözcükten oluşuyor? İki. El hamr A, mudr B sözcükten oluşuyor. Şimdi terkip mürekkep olan şu cümle söz konusu olduğunda hamır, muzır A ve B olarak bu mürekkebin cüzleridirler. Hamır, hamr olarak, muzır, mudır olarak ayrı birer lafız, müfret lafız olduğunda dikkat ediniz. H bu müfret lafzın, A, M, R bu müfret lafzın cüzleri olur. Bunu yukarıda konuştuk. Bu cüzlerin manaya bir delaleti söz konusu değilken ama terkibin bir cüz'ü olmaları bakımından hamır ve muzırın kendi anlamları var. Muzır böyle bir terkibin içinde yer alsa da almasa da zararlı demektir. Al-hamr bir terkip içinde yer alsa da almasa da sözcük olarak, lafız olarak şarap, içki demektir. Demek ki bir cüzdürler, cüz olmak bakımından cüzdürler ama manaya delaletleri vardır. Şimdi bunu yukarıdaki cüzden ayırt etmek lazım. Zaten bir sonraki dersimizde külli ve cüz'i konusuna girdiğimizde bu konuları çok daha detaylı ele alacağız inşallah. Yani külli ve cüz'i konusu bizim zihnimizin daha da netleşmesini inşallah sağlayacaktır diye düşünüyorum. Peki, tam da buraya gelmişken diyor ki fel cüz'en, bakın iki parça söz konusu nedir? Biri A hamr, biri muzır B. El hamru ve muzırrun yedullu kullum minhuma. Bakın bunların her biri, yani hamr A, mudur B, her birerleri ala cüz imanel murekkep. Mürekkebin anlamının parçalarına delalet eder. Parçalarının anlamına delalet eder. Tabii buradaki ifadeleri netleştirmemiz lazım zihnimizde. Mananın parçaları deyince şu terkibin oluşturduğu terkip bütünlüğünün anlamının parçaları değil.
bu anlam parçalanamazdır. Yani şöyle yazalım. İçki zararlıdır. Bu bir, dikkat edin, hüküm cümlesidir. Aşağıda mürekkebi ele aldığımız zaman bunları konuşacağız. Bu bir hüküm cümlesidir. İçki zararlıdır diyoruz. Şimdi el-hamru mudirrun diye bir terkip yaptığımızda ancak şu anlam çıkar. Şu anlam şu terkibi zorunlu kılar. El-hamru mudirrun terkibi olmaksızın içki zararlıdır diye bir anlam olmaz. Ama içki zararlıdır cümlesinin iki kelime lafız cüz'ü vardır. A cüz'ü, B cüz'ü. Bu A cüz'ünün, B cüz'ünün kendine ayrı ayrı anlamları var mıdır? Evet, vardır. Çünkü hamur içki demektir, mudur da zararlı demektir. Ayrı ayrı anlam var mı? Evet. Peki bu ayrı ayrı anlamı olması, içki zararlıdır cümlesinin anlamının parçaları mıdır? Hayır. Buraya lütfen dikkat edelim. Bunun anlamının parçaları değil. Çünkü bu anlam parçalanamaz. Terkiptir. Şurada söyledik. Parçalanamaz bir terkip. Bu analitik felsefenin en önemli konusudur. Ki ileride inşallah bunların üzerinde duracağız. Dil felsefesini işlerken. Peki bu buradan baktığımızda el-hamr deriz. İçki anlamına gelir. Eyvallah. Bitti. O kadar. Zararı, faydası bunlar olmaz. Muzır deriz, zarar veren demektir. Bu zarar veren demektir. Bunu içkiye bağlayamayız ki. Her türlü zarar vereni ifade eder bu. Demek ki cüzler olduğunda bu cüzler kendi anlamlarına delalet ederler. Mürekkep olduklarındaki anlamın cüzüne değil. Eğer anlatabilmeyi başarmışsam bu önemli bir ayrımdı. Umarım anlatabilmişimdir. Anlaşılmamışsa yazın lütfen, tekrar üzerinde durayım. Peki sevgili izleyenler, değerli öğrencilerim, burada müellifin söylemediği fakat bizim ele almamız gereken nahivcilerin müfret anlayışıyla mantıkçıların müfret anlayışı arasındaki önemli bir farka da işaret etmemiz gerekiyor. Şimdi nahivci açısından müfret, örneğin mesela Abdullah. Nahivci açısından Abdullah mürekkep bir lafızdır. Mutlak mürekkeptir. Bir nahivci bunu asla müfret sayamaz. Neden? Çünkü abd sözcüğüyle Allah lafzının terkibinden oluşmaktadır. Bu bir terkiptir ve mürekkeptir. Bir nahivci bunu mürekkep sayar. Mantıkçı ise burada önemli bir ayrıntıyı dikkate alır ve ayrıntılar. Şöyle olduğunda şöyle olur der. Ve bize iki durum arz eder. A, der ki eğer Abdullah bir alem ise, yani bir şahsı muayyenin adıysa, alemse, o zaman müfrettir. Çünkü lafzın mürekkep olması mananın müfredine zarar vermez. Bakın mana, mıstak ne kadar önemli karşımda geldi şimdi burada. Mana, mıstak, mefhum. Gördünüz mü? Şimdi demek ki o zaman mantıkçı açısından lafzın nahvi olarak mürekkep olması, mantıkçı açısından, mantık ilmi bakımından da mürekkep olmasını gerektirmiyor. Çünkü mıstak müfrettir. Bakın, lafız mürekkeptir. Mıstak kim? Alem. Abdullah kim? Bizim sınıftaki Abdullah olsun. İsim, bir şahs-ı muayyenin adı. Mıstak müfrettir. Mıstak-ı müfret olan mürekkep lafızlar da mantıkçı için müfret kabul edilmiştir. Bu çok son derece önemli bir ayrımdır ve mantıkçılarla nahivcilerin
müfret ve mürekkep ayrımına olan efendim hassasiyetlerini göstermesi bakımından da önem arz etmektedir. Pekala, bakın B'ye gelelim. B. Yine mantıkçılar der ki, alem değil de vasfi olursa, vasfi. Ne demek vasfi? Her bir sözcük kendine özgü bir anlamı bize tavsif eder, tasvir ederse, o zaman bu mürekkep olur ve bizi ilgilendirmez der mantıkçılar. Peki ne demek? Mesela Abdullah'tan bizim sınıftaki şahsı muayyeni değil de vasfi ve tasviri anlamını Allah'a kul olmayı, Allah'ın kulu olmayı kastedersek, Allah'ın kulu demektir Abdullah. Değil mi? Mesela bir cümle kuralım. El insan Abdullah. İnsan Allah'ın kuludur. Bakın burada Abdullah artık bir şahs-ı muayyenin adı değil. Ya bir sıfattır, tavsiftir. Ve abd burada kulluk anlamını Allah, lafzatullah da zat-ı bari Teala'yı ifade eder. Öyle olunca bu bir terkiptir, mürekkeptir, vasfidir. Mıstakı mefhumidir, tasavvuridir. Mıstakı yok bunun. Tasavvuridir. Allah'a kulluk tasavvuri bir şeydir. Ve vasfidir. İşte o zaman mürekkep olur. Peki şimdi burada bu müfredi mürekkebin kısımları üzerinden de biraz belki daha netleştirme şansımız olabilir. İhtiyaç olduğunda onların üzerinde inşallah duralım. Evet. Aksamul mürekkep. Şimdi de mürekkebin kısımlarını bize verecek. Bakalım mürekkep olduğunda lafızlar hangi kısımlara ayrılıyor? Evet. Şimdi el mürekkep tamun ve nakisun. Mürekkep tam olur, nakıs olur. Tam olduğunda haber ve inşa kısımlarına ayrılır. Aşağıda bunları anlatacak. Şimdi müellif bunları taksimi bakımından yukarıda maksim olarak söyledik ya, bunu söylemiş. Burada kastettiği şey aşağıda tam ve nakısı tanımlarken de verecek zaten ama kastettiği şey mananın tamlığı ve nakıslıdır. Yani anlamla ilgilidir. Yani bi'atibaril mana, şöyle yazalım. Bi'atibaril mana. Mana itibariyle mürekkep ya tam olur ya nakıs olur demektir. Yani maksim itibari manadır. Yapmış olduğumuz terkip, o terkiple kastedilen manayı tam olarak veriyor mu, vermiyor mu? Anlam tam mı, eksik mi? İşte bu anlam itibariyle maksim, bir taksim yapıyoruz. İkiye ayrılıyor. Tam mürekkepler var, nakıs mürekkepler var. Peki, şimdi burada tam olanı ve nakıs olanı birbirinden ayırt edecek. Tam olan da haber ve inşa olarak ifade etmiş. Vurgulayayım başlığımızı. Et-tam ve nakıs. Bazı'l murakkebat lil-mutekellim en yektefiye bihi fi ifadeti's sami'i. Ve's-sami'u la yentazir munhi izafete lafzin ahar li-itmami faidatihi. Mislu as-sabr şecaa. Çok da güzel bir örnek vermiş aslında. Diyor ki bazı terkipler var ki, bazı terkipler. Şimdi burada ileride tabii biz bunları mantık açısından işlerken bu bazı sözcüğü son derece önemli sözcük. Bunlar üzerinde duracağız. Bütün mürekkepler değil, bazı mürekkepler. Niye? Öyle olsaydı zaten ayrım gerekmezdi.
Bütün el murakkebat diye başlasaydı ayrım yapamazdık. Bazı mürekkepler. Yapmış olduğumuz bazı terkipler. Ne demek terkip? Yukarıda da söylemiştik. Bu önemine binaen tekrar söylüyorum. Söz dizgesi. Yani cümle. Bir cümle oluşturuyoruz. Ve bu söz dizgemizde kelimeleri terkip ediyoruz. Nahvi kurallara, sarfi kurallara göre işte A, B, C gördüğünüz gibi efendim terkipte bulunuyoruz. İşte bu terkiplerin bazıları terkiptir. Yani mürekkeptir. Ama bu terkipten bazıları için mütekellim bu terkibi kuran kişi iktifa eder. Düşünür. Der ki yeterlidir. Kim için? Muhatabı için. Muhatabında sami işiten, terkibi duyan, muhatabında anlamın tam olarak anlaşıldığını, kurduğu cümlenin işiten muhatabında o cümleyle kastettiği ve vermek istediği anlamı bütünüyle yansıtmış olduğundan mütekellim emin olur. Bu yeterlidir, daha başkasına gerek yoktur der. Mütekellim yetindiği gibi, mütekellim yetinir, konuşmacı için konuşmacı yetinir, yani yeterlidir, daha ne söyleyeyim diyecek. Vessami, dinleyen de zaten beklemiyor. La yantaziri münhe izafete lafzına ahar bi itvami faaliyeti. Zaten sami de beklemiyor. Beklentik de değil. Yani hele bir daha biraz daha söylesin bakalım. Tam anlamadım ne diyor demiyor. O da yetiniyor. Konuşan mütekellim terkiple sami terkipten anlaşılan anlamla yetindiklerinde işte buna tam deniyor. Es-sabr misl es-sabr şecaa. Çok güzel cümle kurmuş. Çok beğendim. Genelde sabretmeyi korkaklık gibi düşünür insanlar. Çekinmek gibi, pasiflik gibi düşünürler. Oysa bizim sufi geleneğimizde bu çok önemlidir ve aynı zamanda hermetik uzak doğu felsefesinde en büyük cesaret sabırdır. Sabretmeyi bilmektir. En büyük aktivite durgunluktur. Bu uzak doğu felsefesinin özüdür. Evet, durgunluktur. Dinginlik en büyük aktivitedir. Onun için bütün tekamül süreçlerindeki heyecanlar ve çırpıntılar dinginlik içindir. Çok güzel bir cümleydi. Ama anlam tam bakın sabır cesarettir diyor. فَهَذَا هُوَ الْمُرَكَّبَتَّمْ Bu bir tam mürekkeptir. يُعَرَّفُ بِأَنَّهُ Şöyle de tanımlanır bu mürekkebi tam. مَا يَصِحُ لِلْمُتَكَلِّمْ السُّكُوتَ عَلَيْهِ Bu da farklı, aynı şeyi söylüyor. Yani mütekellim konuştuğunda onun sözü üzerine bir talepte sukut aleyh, talepte bulunmaksızın yeterli görülerek sukut etmek. Yani es-sukutu aleyh fehmul ma'ne tamdır. Mananın tam olarak anlaşılması demektir. Yani mana tam olarak anlaşılınca sukut aleyh olur. Yani bir şey söylemenize gerek yok. Evet. Bu mürekkebi tamdı. Zaten ibaret gayet sade ve basit olduğu için bir anlaşılma sorunu olduğunu düşünmüyorum. Emma izâ kâle el mutekellim ve emma izâ kâle el mutekellim as-sabr thumme sekete. Bakın sabır dedi ve sekete sustu. Ve inne sami'a yebka muntaziran ve yecidihu naqsan. Ve sami dinleyen, mütekellimi dinleyen işten kişi mütekellim es sabır deyince bekliyor. Yantaziru. Beklentisi devam ediyor. Yebka muntaziran. Beklentisi sürüyor dinleyicinin. Ve bu ifadeyi yeciduhu yani hu, bu laf sabır, bu sözcü eksik buluyor, tamamlanmaya muhtaç buluyor. Hatta yetimme kelamu, bu sözün tamamlanması için ne yapıyor? Bir beklenti içine giriyor.
فَمِسْلُ هَذَا يُسَمَّ الْمُرَكَّبْ النَّاقِسِ İşte bu mürekkep nakıstır. وَيُعَرَّهُ بِأَنَّهُ مَا لَا يَصِحُ السُّكُوتُ عَلَيْهِ Bu efendim söylenildiğinde manası anlaşıldığından dolayı sukut edilmiş olmayan mürekkep demektir. مَا لَا يَصِحُ السُّكُوتُ عَلَيْهِ Ama yukarıda söylenildiğinde manası bütünüyle anlaşılmış olduğundan dolayı sukut edilmişti. O mürekkebi tamdı. Burada sukut edemiyoruz. Peki hocam, burası önemli. Müellif biraz bunu böylece söylemiş, bununla yetinmiş bence. Haber inşaya geçmiş. Tabi bunları daha ikinci, üçüncü kitapta çok geniş olarak vereceğinden dolayı biraz böyle yaptı. Ama şimdilik biraz ihtiyaç olabilir diye müsaadenizle şu hususa değinmeden geçemeyeceğim. İyi de hocam, es-sabru bir kelime-i vahide. Bu nasıl mürekkep oluyor, değil mi? Önemli bir şey bu. Oysa burada diyebilir mesela şart cümlelerin hepsi benim dil konuşmalarımı dinlerseniz o bahiste bunların üzerinde durdum. Mesela şart cümlesi. İn kâme zeydün mesela. Bakın bir cümle mesela in olmasa kâme zeydün bir mürekkebi tamdır. Ama başına bir in koyduk. Şart cümlesi yaptık. Mütekellim in kâme zeydün deyince muhatap bekliyor. Zeyd kalktı da ne oldu diye bekliyor. Çünkü cevap cümlesini bekliyor. Bakın bu da bir nakıs mürekkeptir. Şibih cümleler mesela, zarf cümleleri, bunların hepsi mürekkebi nakıstır. Çünkü anlamları muhatabın zihninde netleşmez. İzafet terkipleri gibi. Bunların hepsi nakıs mürekkeplerdir. Çünkü sami işiten bu terkiplerin anlamlarıyla yetinmez, devamını bekler. Anlam tamam olsun diye bekler. Demek ki anlamın tamamlanma ihtiyacının hissedildiği her terkip eksik nakıs terkiptir. Gelelim sabır sözcüğüne. Sabır nasıl oldu da mürekkep oldu? Bir tek sözcük. Elif lamdan dolayı. As-sabru dediğiniz zaman Arapçada müftedadır. Müfteda her zaman bir mürekkebin bir parçasıdır. Yani müfteda bu müftedadır. Artı mutlaka bir haber gerekir. Bazen bu haberi hasfederi müftedayı hapdederiz. Malum nahvide bunun birçok çeşitleri var. Dolayısıyla bu sadece as-sabru bir kelime değil. Bir sözcük değil, bir lafız değil. As-sabru nokta noktası var bakın. İşte şu nokta nokta da haberdir. Mubteda, as-sabru mubteda nokta nokta haberdir. Onun için terkipte, mürekkepte, mürekkebi nakısta verdi. Neden? Bunun mürekkebi tamı ne? Şu, as-sabru şecaatun. Mubteda, şecaa haber. Bakın, ikisi birlikte mürekkep mi? Evet. Anlamı tamam mı? Evet. Peki, as-sabır sadece olursa mürekkep mi? Evet, mürekkep. Ama eksik mi? Evet. Neden mürekkep? Çünkü haberi olması gerekiyor. Habersiz müfteda olmaz. Müfteda olduğu için mürekkeptir diyoruz bakın. Eğer buna müfteda saymasak hem mantık açısından hem nahiv açısından es-sabır kelimesi mürekkeptir demek hatalı bir ifadedir. Kabul edilemez. Ama bakın ne kadar önemli bir ayrıntıya dikkatimizi çekiyor ve sabır sözcüğünü mürekkep olarak bize veriyor. Sabır sözcüğü neden mürekkeptir? Çünkü o müpteda ve haber terkibinin bir parçasıdır. Ve sabır dediğimizde biz bundan müptedayı anlıyoruz. Müptedayı anladığı için de haber bekliyor mütekellim zaten. Müpteda olduğunu düşünmese haberi beklemez. Haberi bekliyor ki eksik. Haberi beklediğine göre eksik.
eksik olduğuna göre de mürekkeptir. Evet efendim. Şimdi buradan diğer hususa, yani el-haber vel-inşaya geçelim. Bu da son derece önemli. Mürekkep lafızlarımız var. Haberdir adı. Mürekkep lafızlarımız var. İnşadır. Şimdi bize müellif neden bunu bu şekilde veriyor? Çünkü diyecek ki mantıkçılar haberle ilgilenir. Bu mantık ilmi bununla ilgilenir. Az sonra göreceğiz. İngilizce derslerimize de bu kavramlar üzerinde malumunuz durmuştuk. İnşa, inşai şeyler. Haber cümlelerimiz önerme olur. İnşa cümlelerimiz önerme olmaz. Şimdi bu açıdan mantıkta bizi hangi cümle türlerinin, hangi mürekkep ifadelerinin bizi ilgilendirdiğini, hangilerinin ilgilendirmediğini görmemiz bakımından haber ve inşa son derece önemlidir ve aynı zamanda Arap edebiyatı belagatında önemli konularından biridir. Haber ve inşa konusu. El haber huve. Şimdi bize haberi tanımlayacak müellif. Ve şöyle söylüyor. El haber huve. El murakkeb ettam. Mürekkebi tamdır bir. Demek ki bir cümlenin haber olabilmesi için mürekkebi tam olacak. Birinci şart. Ellezi öyle bir mürekkebi tam olacak ki yasihhu en nasifehu bis sıdkı evl kezib. Mürekkebi tam olacak, yani anlamı tam olacak. Bu birinci şartta anlamı tam olacak. Ve biz bu anlamı tam olan bu mürekkebi veracı, bu anlamı tam olan mürekkep ifadeyi tavsif edebileceğiz. Yani betimleyeceğiz. Ne olarak? Doğru olmakla şart 2. Evl kezib şart 3. Yanlış olmakla. Demek ki bir haberden söz ediyorsak, haberi bir mürekkepten, el mürekkep el haberiden söz ediyorsak, bunun üç özelliği şarttır. Bir, anlamı tam olacak. İki, bu anlam doğru da yanlış da olmaya muhtemel olacak. Açık olacak. Misl zeydun kaimun. Zeydun kaimun bir mürekkebi tam cümle midir? Evet, Zeyd ayaktadır. Peki Zeyd ayakta sözü A doğru, B yanlış olabilir mi? Evet. Bunu söyleyen gerçekten Zeyd ayakta olduğunu söylüyor da olabilir, yalan söylüyor da olabilir. Zeyd ayaktadır önermesi bir mürekkebi tamdır. Doğru da olmaya, açık da yanlış da olmaya açıktır. Bu nedenle mürekkeptir. Bu basit ifade tüm mürekkep haberi ifadeler, önermeler için geçerli bir tanımdır. Bunu iyi aklımızda tutmamız gerekiyor. Demek ki bir önermeden söz edebilmemiz için üç koşulu var. Bir, mürekkebi tam olacak, anlamı olacak, anlam tam. İki, doğru ve yanlış olmaya açık olacak. Üç tane anlamı var, yani şartı var. El inşa huve, şimdi de inşaya gelelim. Evet, inşa el murakkep et tam. Bakın, bu da yine anlamı tam. Birinci koşulu, mürekkebi tamdır. Ellezi ancak la yasihhu, doğru olmaz. En nasifehu, biz bunu tavsif etmemiz, betimlememiz ya da ifade etmemiz, buna yani bu mürekkebi tama bir doğruluk ya da yanlışlık isnadımız sahih değildir. Yani inşai bir ifadeye bu doğrudur ya da yanlıştır sıfatını isnat edemeyiz. Yani doğruluk ve yanlışlıkla tavsif edemeyiz. Ama haberi olduğunda, yukarıda ne dedik? Bir cümle haberi olduğunda onu doğruluk ya da yanlışlıkla tavsif edebiliriz. Ve etmek zorundayız. Öyle olduğunda zaten cümle haberi olur ve öyle olduğunda önermeye ve mantığa da konu olur. Başka türlü olmaz zaten. Örnek mesela mesel ihfazit ders diyor hoca öğrenciye. Dersi ezberle diyor. Bu bir emir cümlesidir. Taleptir. Talebi bir durumdur. Emirdir ve taleptir. Tüm emir ve talep cümleleri inşaidir.
Bunların hiçbirisinin mantıkla ilgisi olmaz. Mantığa konu değil. La tucalis du'ates su'i. Kötülüğü çağrıştıran, kötülüğe davet eden, kötülüğü işlemeye efendim teşvik edici her ne varsa, yani kötülerle, sana kötülüğü bulaştıracak olanlarla hemhal olma, oturup kalkma. Bu da nehidir, bu emirdi, bu da nehidir. Ya da yerhamukallah, Allah sana merhamet eylesin. Ya da katelahumullah, Allah belalarını versin. Beddua ettin, dua ettin. Ya da hayranlık bildirdin. Ne kadar harikaymış. Ma ecmel, ma akber. Bunların hiçbirisi mantığın konusu değil. Hepsi inşaidir. Zira bunların hiçbirisinin doğruluk, bakın, ve yanlışlık ile tavsifi sahih olmaz. Yani bunlara biz doğruluk ve yanlışlık isnat edemeyiz. Bu cümlelerin doğruluğu yanlışlığı olmaz. Dersi ezberle, ezberleme diyor şey hoca. Baba ya da büyükler çocuklarına kötülerden uzak dur oğlum kızım diyor. Ya da biri dua ediyor ya da hayret ediyor, taaccüp ediyor, bir şey diyor. Bunlar mantığın konusu değil. Başka ilimlerin konusu elbette ama mantık bunlarla ilgilenmez. Mantık doğrulanabilir, yanlışlanabilir. Doğruluk ve yanlışlık ile tavsif edilebilir cümlelerle, tam cümlelerle ilgileniyor ki mantığın konusu zaten neyin doğru, neyin hatalı olduğunu tespit etmek değil mi? Evet, işte onun için de bununla ilgileniyor zaten. Peki efendim, bir özetimiz var. Özetimizi de konuşalım, hatırlayalım. Sonra buradan kalalım. Önümüzdeki ders çok önemli bir derse, külli ve cüz'i mevzularına geçeceğiz. Yavaş yavaş konular mantığın asıl meselelerine doğru geliyor. Evet, lafzı taksim ettik bakın. Şimdi burada az önce dersin girişinde söylediğim hususa dikkatinizi istirham etmek istiyorum. Bu yukarıdan aşağıya böyle bir taksimdir. Bakın. Taksimdir. Önce müfret ve mürekkep olarak ayırdık. Birinci, müfret mürekkep olarak ayırmamızın maksimi nedir? Terkiptir. Yani müfret dediğimiz nelerden oluşuyor? Mürekkep dediğimiz nelerden oluşuyor? Terkibi esas aldık. Maksim terkiptir. Peki şimdi müfredi üçe ayırdık. İsim, kelime ve edat. Peki burada müfret hangi maksim üzerinden ele alındı? Maksim ne? Mana. Bir, maksim manadır. İki, mananın cüz ile olan ilişkisidir. Yani müfret lafzın manası ve bu mananın müfret lafzın cüzleriyle olan ilişkisi maksimi üzerinden yapılan taksim bu. Peki mürekkebi de tam olarak ve nakıs olarak yaptık. Burada ne? Burada sadece mananın tamlığı, yine mana, maksim manadır ama burada cüzlerle efendim terkiple ilgili değil. Ya mürekkebin kaç tane cüz'ü olursa olsun bu cüzlerin dizge olarak bir araya geldiğinde manaya delaleti tam mı eksik mi? Manayı tam olarak mı veriyor? Yani sukut aleyh var mı yoksa sukut aleyh yok mu? Onun üzerinden, mananın tamlığı eksikliği üzerinden. Ve manası tam olduğunda bu mantık bakımından haberi olur. Yani burada maksim ne? Bakın, burada maksim ne? Her bir bölmede maksim belirlemenin ne kadar önemli olduğunu görüyor muyuz? Maksim belirlemek zorundayız. Her bir bölen maksimdir. Bu maksim ne peki burada? Maksim, yani felsefede maksim aynı zamanda ölçüdür, ilkedir, esastır. Peki burada maksim ne? Doğruluk ve yanlışlıkla tavsiye edilebilmektir. Yani tam olan anlamın
doğruluk ve yanlışlık ile tavsif edilip edilmeyeceği bağlamı üzerinden taksim ediliyor. Onun için mantıkta bizim işte Cabir okumalarında vesaire de üzerinde durduğumuz gibi konuları ele alırken bu meselelerin ne kadar önem arz ettiğini görüyorsunuz. Yani neyi esas alarak bölüyoruz? Bunu belirlemeden bir taksimden söz edemeyiz. Şimdi de mesela tasnife doğru gidelim. Tasnif yapalım. Lafza gitmek için de tasnif yapalım. Tasnif yapın. Aynı yoldan gidiyorsunuz. Sınıflandırıyorsunuz. Diyorsunuz ki bu inşa neydi? Doğruluk ve yanlışlıkla vasfedilemiyor. Diyorsunuz ki birinci adım doğruluk ve yanlışlıkla ilişkilendirilme yönüyle sınıflıyorum. Sınıflama ölçüm doğruluk ve yanlışlıkla ilişkilendirmede diyorsunuz. Doğruluk ve yanlışlıkla ilişkilendirmede tam lafızlar ikidir. İnşa ve haberdir. İnşa ve haberi doğruluk ve yanlışlıkla ilişkilendirilme üzerinden ele aldığımda bu mürekkep lafzın tam olanı ve tam nakıs olanını ilgilendirir. Onu tam alanın altına koyuyorsunuz. Tamı nakıs olarak mürekkebin altına da anlama delaletin tamlığı eksikliği sınıfıyla ilişkilendirip mürekkebe oradan lafza vesaireye yukarıya doğru gidiyorsunuz. Tasniftir bunlar. Onun için mantıkta bir düşüncenin ve bir fikrin doğruluğu yine bir düşünce ve bir fikrin efendim yanlışlığını test ederken taksim ve tasnif işlemine tabi tutarız. Doğru taksim yapılmış mı ya da doğru tasnif yapılmış mı ya da tasnif taksime taksim de tasnife mutabık ve uygun mudur değil midir'e bakarız. Bu uygunluk üzerinden belirliyoruz mevzuları. Efendim gördüğünüz gibi keyifli bir mantık dersimizde daha birlikteydik. Ama bundan çok daha keyifli olan bir konuya inşallah geliyoruz. Burada yeni bir bab başlığımız var. Evet, onu vurgulayalım, orada kalalım. Bab-ı Sani'deyiz ve çok önemli bir konuya geldik. Külli, mebahis el külli, külli konusundayız. Burada kalıyoruz. İnşallah önümüzdeki dersimizde bu son derece önemli konuyu enine boyuna inşallah konuşacağız. Tekrar görüşünceye kadar Allah'a emanet olunuz efendim.